hazır mıyız canım için? Hazırız Cenab-ı abi. Şu parça bitince tamam. Bomba gibi girelim canım için. Programımızın reytingini yükseltmemiz lazım. Yükselteceğiz Cenab-ı abi. Hadi. En güzel şiirlerinden seçmeler okuyacağım ben de hayranlarıma. Hayranlarıma dedi, duyuyor musunuz anneciğim? Ne etkili sesi var şu Cenab Bey'in. Allah bağışlasın. Sana geldim İstanbul. Ay çok heyecanlanıyorum. Hayırlısıyla bir başlasa. Ne varmış efendim bu kadar heyecanlanacak? Kapatın şunu. Bıkmadınız mı hala o kıllı yalı kazeno programından? Hep aynı şeyler. Niye bıkalım efendim? Ne güzel dinliyoruz. Herkesin hayran olduğu program. Kıskanmasanıza. Olmaz ki ama efendim. Öğrenci gelecek. Geriye sayım başladı Cenab-ı abi. Anonsa giriyorum. Hadi gir canımın içi. Bol bol methet beni. Göklere çıkart. Ne diyor o? Göklere çıkart diyor. Duymadınız mı? Rating savaşı bu Cenab-ı abi. Çıkartacağız tabii. Şu anda telefonlarınız kilitlenmiş mesela. Aynen. Kim görüyor seni mikrofonun başında? Hayranlarımızdan gelen binlerce mektuba, binlerce faksa şaşırmışız mesela. Olmaz mı? Çok mu attın? Atacağız tabii Cenab-ı ya. Hepsi atıyor. Milletin işi gücü yok. Mektup yazacak binlerce radyoya. Rezil oldular herkese. İşte görün efendim o hayran olduğunuz sahtekarları. Neler söylüyorlar bakın. Rezalet vallahi. Hah. Niye kapattın Cenab-ı Ekrem Bey'i kızım? Ne güzel dinliyorduk. Allah. Eyvah, rezil olduk millete Cenab-ı abi. Yayındaymışız. Herkes duydu konuşmamızı. Yapma canım hiç, eyvah. Şaka mı yaptık desek acaba Cenab-ı abi? Artık çok geç canım hiç. Bırak. Nasıl olsa kovulduk. Sana geldim İstanbul. Buyurun. Ah teşekkür ederim. Bir şey değil. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Gözün aydın Cenab-ı abi. Belalın geldi. Kim onun belalısı? Celilci mi geldi İbrahim? Celilci'nin abi. Ama epeyce formdan düşmüş. Çok bitkin görünüyordu. Kolay değil tabii abi. Kalp krizi geçirdi adam. Kalp krizi değil, kafa nakli ameliyatı bile olsa vız gelir ona canımın içi. En kısa zamanda yine kapımıza dayanır. İşte şuraya yazıyor. Unutmadan sana şunu vereyim Cenab abi. Patrondan sevgilerle. Para mı canın içi? Alıver şunu İbrikciğim. Alalım Cenab abi. Para veren altın bulsun. Götür hemen. Çarp şunu Halil Efendi'nin suratına. Kapatsın çenesini. Patrondan bir de mesaj getirdim sana Cenab abi. Senin programı haftada 2 güne çıkarmak istiyorlar. Öyle mi? Ne güzel. Hayır canım içi. Güzel değil. Çok kötü bir fikir. Duymak bile istemiyorum. Haftada 1 programı bile zor yetiştiriyorum ben. Nazlanma Cenab-ı abi. Kabul et. Paraya ihtiyacımız var. Bak paşa resimleri de gitmiyor artık. Ne yapabilirim İbrikçi? Sen de politikacı resimlerine başla bundan sonra. Lütfen Cenab-ı abi ya. Benim hatırım için ha. Hatır gönül dinlemem bu konuda canımın içi. Bak 6 aydır doğru dürüst şiir yazamıyorum. Nar çiçeği kırmızısı akşamda takıldım kaldım. Biraz daha üstüme gelirsen tamamen bırakırım radyoyu. Buyurun bakalım. Ne dedim ben size? Celilciğim 5 dakika bile sabredemedi. Oh. Rahatsız etmiyoruz ya. Siz miydiniz hanımefendi? Bu ne zarafet. Buyurun rica ederim buyurun. Nerede efendim o kadın? Bir görelim bakalım şunu. Merak ettik o Aşifte'yi. Bakacağız. Gel anneciğim gel. Aşifte mi? Kimmiş o Aşifte efendim? O Esmer denen kadın efendim. Annem evinde böyle şeyler izin vermiyor. Ya bırakırsınız o kadının peşine ya da derhal çıkarsınız evimizden. Aman hanımefendi neler söylüyorsunuz? Bir daha öyle kadınlarla uğraşını görmeyeyim. Vallahi kırarım bacaklarını. Hı? Ne yapıyorsunuz efendim siz burada? İstediğimiz yere gideriz efendim. Siz bize karışamazsınız. Utanmıyor musunuz efendim alemin kıllı bekarlarının evine gelmeye? Sanırım senden söz ediyor İbrikçi böyle kıllı bekar diyerek. Vallahi hiç uğraşamam Cenab-ı abi. Bu senin sorunun. Kendin çöz. Evet efendim kabahat sizde.
Ne diye bahsettiniz sanki radyoda esmerlerden falan? Ama sabirciğim sen de lütük kesilme başımıza rica ederim. Esmer... ...dördüncü boyuta ait bir kavram. Tümüyle sanatsal bir imge. İmge mimge anlamam efendim. Bir daha adını bile duymak istemiyorum o Esmer'in. Nerede o? Bir türlü göremiyorum. Görüyorsunuz değil mi efendim? Sizin yüzünüzden deli güllü abiciliği yapıyoruz. Ayla Hanım, yürüyün evimize gidiyoruz. Bırak kızı, pis sambara. Gene bizim takip ettin. Buraya mı gömdünüz yoksa oraya mı? Çekiştirme beni, ne bileyim nerede? Bilirsiniz, bilirsiniz ha canım. Kayınvalideciğim benim. İsterse kafası zehir gibi çalışır. Hadi söyleyin bakalım, nereye gömdünüz? Çekiştirmeyin kadıncağızı efendim öyle. Ne istiyorsunuz anneciğimden? Efendim, altınları bahçeye gömmüş de tatbikat yapıyoruz. Altın mı dedi? Sevim koş, Sabri Bey bahçede define arıyor. Bir senin sırtın bakmış. Altın falan yok efendim. Nereden uyduruyorsunuz bunları? 30 tane çil çil Reşat altını efendim, bunun şakası yok. Nereye gömdün teyze altınları? Nereye olacak? Çınar'ın altına. Çınar? Hangi Çınar'ın altına? Ana, Eyüp Sultan cinayetine döndü bu iş. Yanlışınız var efendim. Çiçeklerin altına demiştiniz. Şairler Bodrum'dan döndü Sevim. Koş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cafer'cim. Nasılsın canımın içi? Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Tutku Bey, siz de hoş geldiniz. Sağ ol Cafer'cim. Şunu alsan yeter canım. Hoş geldiniz Cenab Bey. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? O hayrola sahibim, bahçıvanlığa mı başladın? Yok teyze, bahçeyi aldık görmüş de onu arıyorlar. Aldın mı? Yok ya. Anne, kim bu çocuk bak kızım? Kırarım bacaklarınızı, gidin kendi bahçenize oynayın. Çocuk değil onlar anneciğim. Cenab Bey ile Sıtkı Bey. Şort giymişler. Hayrola sahibim, ne bu surat bu böyle? Size teessüf ederim efendim. İki aydır kira ödemediniz. Siz tatil yaparken burada biz ne yiyip içiyoruz umurumuzda değil. Cenab Beyler öyle insanlar değil efendim. Geldiler işte, öderler borçlarını. Kilidi değiştirdim. Kirayı ödemeden eve giremezsiniz. Zaten başka kiracı bulacağım. Ne yapacağız Cenab abi? Üzücü bir durum. Oysa biz o daireyi satın almayı düşünüyorduk. Düşünüyor muyduk? Ha evet, düşünüyorduk ki. Evet, Sabri Bey yabancı değil, söyleyebilir. Hayrola efendim, ne söyleyecektiniz bana? Ne söyleyecektim canım? O teyzenden kalan mirası. Aa, miras mı kaldı? Yaşadığınız Cenab Bey'e yaşadığınız. Tebrikler efendim, tebrikler. Ayıptır sorması ne kadar? Bir iki aya kadar 300 bin dolar gibi bir para gelecek. Aa, 300 bin dolar mı? Bunlar köşeye dönmüşler Sevim, koş. Gördünüz mü efendim? Onlar sizin kiranıza falan tenezzül edecek insanlar değil. Bilmez miyim efendim, bilmez miyim? Bakın, daireyi satın almak istiyorsanız... Bundan artık o kadar emin değiliz. Hiç düşündün mü iki aydır neden gelmedik, sormadık, aramadık? Ha, veraset işleriyle uğraşıyoruz. Çok çok özür dilerim efendim, bilmiyordum. Terk edip bittiniz sandım. Anne amca! Anne! Hayrola ustam, ne oldu? Birden düştü, bayıldı kızcağız. Dükkanımın yerinde mi? Yerinde, yerinde. Anne! Şak diye düştü, bayıldı Cafer amcacığım. Geçti direkt geçti. Öpeyim. Ne tatlı. Anne! Ah, hayırdır inşallah Davut, ne oldu? İnek hastalandı Ulviye. Türkan Hanım'a getirdik. Ah, ben de hemen geliyorum. Vah yavrum vah. Vah vah. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Nerede kalmıştık ilk? Bilmiyorum Cenab abi, kafam iyice karıştı. Sizden tekrar özür diliyorum efendim. Bir yanlış anlama oldu. Peki, peki ama bir daha olmasın sahibiciğim. Anahtarı ver. Ah, anahtar bende Cenab Bey. Büyüksün hanımefendi. Bir dakika, bir dakika. Dönüşünüzü dört gözle bekliyordum Cenab Bey, buyurun. Kaçsak mıyım Rengiç? Bir süre ortalıkta gözükmesek. Hiç yarar olmaz Cenab abi. Peşimize özel dedektif takar bunlar. 300 bin dolarlık efsane olduk senin sayende. Can beni öyle suçlamayın Rengiç. Can haliyle küçük bir beyaz bir yalan söyledim. Nereden bildin bütün bunların başımıza geleceğini? Ama unutma, itibarımıza Sabri Bey'le bizi eller üstünde tutuyor. Şimdilik öyle. Ama ortada miras falan olmadığı anlaşılınca linç eder bunlar bizi, linç. Ah,
Lütfen söyleme öylece bak. İçimde ne oluyor? Aç bakayım. Sen aç canavar. Ben 300 bin dolarlık bir adamım. Rahatsız etmiyoruz ya. Ama rica ederim efendim. Şeref verdiniz hanımefendi, buyurun. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Buyurun buyurun. Efendim Ayla Hanım size börek yaptı. Kendi elleriyle. Aman ne kadar naziksiniz. Alıvereyim bekçi. Ha yok sen yorgunsun tabii. Hem de ellerinizle. Kime niyet, kime kısmet. Ama biz Samiçimizi de çok seviyoruz. Duygular karşılıklı efendim. Biz de sizi çok seviyoruz. Gerçekten efendim. Vallahi öz kardeşlerimiz gibi. Şey efendim. Şu veraset işleri ne zaman bitecek acaba? Çünkü bizim de kendimize göre hesaplarımız var mı? Sabri Bey, size bir itirafta bulunmak istiyoruz. İtiraf mı? Ne itiraf? Şunu itiraf etmek gerekir ki Sabriciğim, bu ev 90 bin dolar etmez. Ayrıca hükümetimizde dolarla alışveriş yasakladı. Ama efendim? Cenab abi lütfen. Yok ya, onların utanı sıkılması yok. Tosluk başka, alışveriş başka. Ah mesele oysa sizin için 10 bin dolarlık bir indirim daha yapabiliriz. Ama efendim zaten 10 bin dolar indirmiştik. Olsun efendim. Cenab Bey'in hatırı için biraz daha indirelim. O kiracıdan çok öteye bir insan bizim için. Büyüksün zaten. Öpeyim dedim. Öpün efendim, öpün. Sormaya ne gerek var? Ah. Hazır mısın Cenab abi? Hazırım canım. Bütün kadınların kulağı sende olacak abi. Öldür onları. Elimden geleni yapacağım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Uzun bekleyiş sona erdi. Özlediğiniz programa yeniden kavuştunuz sonunda. Sabırsızlandığınızı bildiğim için sözü hemen şairimize bırakıyorum. Sana döndüm İstanbul. Özledin mi beni? Dinliyor musun beni? Çok özledik. Can kulağıyla dinliyoruz. Sevgili dostlar, bu programımızın konusu yalanlar. Özellikle de küçücük, miniminnacık, masum yalanlar. Hangimiz bazen beyaz yalanlar söylemeyiz ki? Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım? Ben de söylerim zaman zaman. Şşt! Sizi mi dinleyeceğiz Cenab Bey'le? Sus kız sen de got got got. Herkes burada radyo dinliyor. Hadi. Beyaz yalanlar diye açtık sözü. Kendimizden bir örnekle sürdürelim izin verirseniz. Tadil dönüşü bir alaca olan dostumuza hayali bir mirastan söz ettik. Duydunuz mu efendim? Başındaki hayali dedi. Hayali sağlamak için ne yaparsın? Yoksa bize yalan mı söylediler? Evet, susun da anlayalım efendim. Ne dediyse var bizimle bir başkasından söz ediyor herhalde. Sana sesleniyorum Sabri'ciğim. On binlerce dinleyicinin önünde senden özür diliyorum. Sıtkı'ya miras kalmadı. Sıtkı'nın teyzesi de ölmedi. Aslına bakarsan Sıtkı'nın teyzesi de yok. Birden ağzımızdan kaçtı canımın içi. Seni kandırmak gibi niyetimiz yoktu. Özür dileriz. Bağışla bizi ve ilk parçayı sana armağan ediyorum. Ne yaptın Cenab abi ya? Geç de olsa doğru olanı yaptım. Teşekkür ederim dayı. Bir şey değil. Hoşçakalın. Güle güle. Derslerinize iyi çalışın ha. Güle güle çocuklar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aman çok güzel. Kaybetme sakın. Bana da bunu verdi abla. Seninki de çok güzel. Ama benim kızlarım büyümüş de dayıların özel arabalarıyla yürümüş de. Buyurun. Selam Cafer. Nasılsın bakayım Başakçığım? Benim adım Yeşim. Aa Yeşim tabii Başak bu. Ben Banu yok. Olsun canım ikisi de güzeliz. Nereye efendim böyle? Cenab abi radyoya bırakacağım. Radyo programımı başlıyorum. Dinlemeni tavsiye ederim. Yoksa bir efendim kaçırır mıyım hiç? Efendim hayırlı olsun. Başlıyormuşsunuz programa. Başlıyoruz Sabriciğim. Kavuşacağım sevenlerime. Ay çok sevindik efendim. Özledik sizin o güzel sesinizi. Çok naziksiniz hanımefendi. Bir saat sonra yayındayım. Biliyorsunuz değil mi? Bilmez miyim efendim? Sabırsızlıkla bekleyeceğim dakika dakika. Efendim o miras işinde bir gecikme olduğunu duyduk. Aslı var mı acaba? Var efendim. İşler biraz karıştı. Aa öyle mi efendim? Üzülmeyin. Eninde sonunda düzelir. Aslına bakarsanız... Biz de düzeleceğini umuyoruz Sabriciğim. Programı dinleyeceksin değil mi? Ben mi efendim? Tabii dinleyecek efendim. Neden sordunuz?
Yok öyle bir şey. Ya işte öylese. Rating meselesi hanımefendi. Kaçırmayız efendim, kaçırmayız. Dinleriz ailece. Ha, o veraset meselesindeki gecikme içinde endişelenmeyin sakın. Çünkü anlaşmamız dolar üzerinden. Ha, öyle ya. Bak, içimizi rahatlattı Sabirciğim. Kira borcunuz için de hiç üzülmeyiz Cenab Bey. Biz bekleriz. Elbette efendim, elbette bekleriz. Çok iyisiniz, çok. Cenab abi geç kaldı. Ha, haklısın, gidelim. İzninizle. Evet. Sefa ile efendim, sefa ile. İyi programlar. Ne oluyorsunuz efendim? Deniz aşırı yolculuğa çıkmıyorlar ya. Oldu olacak, bir de arkalarından su döküyor. Ben ayırma yemekçi. Sabiciğimle konuşurken zemini yoklayıp ona göre taktik belirleyeceğim. Çelişkiye düşmeyelim, beni izle. Tamam canım abi, sen önden git. Vah! Wow. Bu sessizlik senin dikkatini çekmiyor mu? Evet, Sabri Bey balkonda değil. Cemil bile pencereye çıkmamış. İlginç. Acaba terörist ihbarı alıp apartmanın içini boşalttılar mı? Ama dikkat et canım abi. Belki içeriye pusuya yapmış olabilir. Buyurun. Nasılsın Cafer'cim? Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sabri Bey, buralarda mı? Evet, evde. Çok kızgın bize. Kızgın ne demek efendim? Radyoda sizi dinleyince deliye döndü. Vallahi kalpten bekmeye gidiveriyordu az kalsın. Ne diyorsun ya? Vallahi karı koca biraz önce yine birbirlerine girdiler. İkisi de yamulmuş öyle yatıyorlar Türkan Hanım başlarında. Demek durum bu kadar ciddi. Ciddi efendim. Yani siz de öyle aniden söylediniz. Yani biraz insan alıştır alıştıra söyler. Öyle de canımın içi işte. Saygılar hanımefendi. Aşk olsun Cenap Bey. Nereden aklınıza geldi bu miras masalı? Size hiç yakıştıramadım doğrusu. Haklısınız hanımefendi. İstemeden oldu. Sabri Bey bizi yanlış mı anladı acaba? Bilmiyorum abi. Sen ne demek istemiştin? Ben mi? Ben aslında... Evi dağılırım diye söz vermişsiniz. Bence girip bir özür dileyin. Özür mü? Çok doğru düşünüyoruz hanımefendi. Dilesek mi acaba? Dileyelim ha. Ya, ne duruyorsunuz? Gidip bir helalleşin. Adam ölür mü ölür, vallahi vicdan azabı çekersiniz. Bu kadar hasta. Bu kadar efendim. İkisi de karı koca yamuldular diyorum size. Öyle yatıyorlar. Hadi gel, korkma. Benim gelmem şart mı Cenab abi? Sen yalnız gitsen ha? Canım korkma, bize bir şey yapamaz. Bak bitkinmiş. Ha. Yani umarım öyledir. Geldiler efendim. Ne oldu, rahatsız olun ya ben. Bütün yaptıklarınızdan sonra ne cesaretle geliyorsunuz buraya efendim? Sizden özür dilemeye geldik Sabri'ciğim, bizi bağışla. Affetmek büyük bir şanındandır Sabri Bey. Affetmem efendim. Rahmetli babam Karaca Ahmet'ten kalksa gelse gene affetmem. Ayıp, size değer verip konuşmaya gelmişler. Sabri'ciğim, insanlar konuşa konuşa anlaşır değil mi? Konuşmuyorum sizinle efendim. İkinizi de dava edeceğim. Dolandırıcılıktan hapse attıracağım. Anam. Dolandırıcılıktan mı? Daha öyle. Sen benim yaptığım şakayı ciddiye aldın galiba Sabri'ciğim. Şaka mı? Şaka mı? Ne şakası? Ya yeter emekçi. Zaten çok pişman oldum. Senin aklına uydum. Adama bir şaka yapayım dedim. Bak ne hale geldi. Ah. Çekeceğim kulağı. Duydunuz mu efendim? Şakaymış. Ben size demedim mi? Cenab Bey öyle bir insan değil diye. Oh çok şükür, demek şakaydı ha. Şaka tabii Sabri'ciğim, şaka. Öyle şaka mı olur efendim? Az daha yüreğim iniyordu. Hala titriyor elim ayağım. Affedersiniz ama buna eşek şakası derler. Ayıp efendim, ağzınızı toplayın. Cenab Bey'le öyle konuşamazsınız. Yok hanımefendi, Sabri'ciğim haklı. Duydun değil mi? Bir daha hiç kimseyle öyle eşek şakası yapmayacaksın.
aklınıza gelmişken şu kira borcumuzu da verelim. Aa, ne acelesi var efendim? Öyle ne acelesi var efendim, biz yabancı mıyız? Sabiciğim verelim bakarsın, biraz işlemleri biraz uzun sürer. Ne önemi var efendim, biz bekleriz. Şu evin satış işlemi için yaptığımız anlaşma hala geçerli değil mi efendim? Şüphesiz. Ama Cenab-ı abi. Yok hayır, bizim gibi adamlar sözünden geri dönemez, yakışmaz bize. Duydunuz mu efendim? Cenab-ı Bey asla sözünden dönmez. Öldüme, öldüme. Ay. Bak Cemil abi. Yavaş ol, neden anneciğimi uyandıracaksınız? Çüşünüz efendim, ağıra mı giriyorsunuz? Demek hayatlısın daha. Vedalaşmadan nalları dikseydin vallahi üzülürdüm. Ne biçim konuşuyorsun Celil'ciğim? Herhalde ölmemi bekliyorsunuz efendim. Avucunuzu yalarsınız. Ayrıca kimin daha önce nalları dikeceği hiç belli olmaz. Kimdi o gelen İbrici? Cafer uğradı Cenab-ı abi. Sami Bey haber göndermiş. Teyzemin 52. ölüm günü münasebetiyle ziyaretimize geleceklermiş. Aylarım da helva pişirmiş. 52 gün abi. Hayır. O kadar olur mu rahmetlinin gideli? Yapma abi. Başımıza bu işleri sen açtın, bir de dalga geçiyorsun ya. Sen de çok becerikçisin İbrici. Bir türlü kaçamadım şu orta haliler apartmanından. Çekeceğim bunu abi. Bırak bunları da yardım et Cenab-ı abi. Toplayalım ortalığı, misafirlere mahcup olmayalım. Hamaratlığın tutmuşken sen devam et. Ben biraz düşüneceğim. Aa, ne düşüneceğim? Şimdi de amcamı mı öldüreceksin? Kafamı karıştırma lütfen. Çekemem şimdi Sami'yi. Ya da Ayla Hanım'ın o iç parlayıcı kıçkırıklarını. Üstelik evimizi alın diye sıkıştıracaklar bizi. Şöyle bir şey yapsak mı? Mesela ben hastalansam, yapıyormuşum gibi. Hı? Bir de başımıza hastalık çıkarma Cenab-ı abi. Zaten senin o küçük beyaz yalanlarının cezasını çekiyoruz. Keyfinden mi söyledin? Keşke dilim dolansaydım da bir şey söylemeseydim. Sen de insanın yanında hiç koşmuyorsun ki. Geldiler işte. Bak böyle, bak böyle. Gidelim. Aç kapıyı, bir işe yara. Buyursunlar efendim. Rahatsız etmiyoruz ya. Rica ederim Sabiciğim, ne rahatsızlığı. Dört gözle sizi bekliyorduk. Helva yaptım size Cenab-ı Bey. Ah, ne kadar naziksiniz hanımefendi. Niye zahmet ettiniz? Sıtkı Bey'in teyzesi için efendim. Tatlı yiyelim, tatlı tatlı analım rahmetliyi. Duydun mu İbikçi? Al teyzenin helvasını. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Ellerimle yaptım. Hem de ellerinizle. Bizi mahcup ettiniz hanımefendi. Ayakta kaldınız, buyurmaz mısınız? Nasılsınız efendim? Görüşmeyeli. Bildiğiniz gibi hanımefendi, hala Sıtkıcığımın teyzesinin ölümünün üzüntüleri içindeyiz. Ya, üzülmemek elde mi efendim? Allah sabırlar versin efendim, Allah sabırlar versin. 52 gün geçti, hala bu veraset ilanı çıkmadı mı? Aslında 52 günde değil canımın içi, daha fazla. Olsun efendim. Ben 52'si niyetine yaptım helvayı. Yersiniz afiyetle. Kayınvalidem de 40 Yasin okudu teyzeniz için. Allah kabul etsin efendim. Amin efendim, amin. Şey diyecektim, şu 90.000 doları ne zaman alabiliriz acaba? Bilmem. Ne zaman verebiliriz Cenab-ı abi? O konuyu biraz daha konuşsak Serpil'ciğim. Dolar aldı başını gidiyor. Sen de o kadar insansız olma. Ayrıca bu evde 50.000 dolar etmez. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Ben açarım Cenab-ı abi, sen pazarlığa devam et. 300.000 dolarınız olduğunu duydular ya, geleniniz gideniniz çok olur artık. Hakikaten haklısın Sabriciğim. Herkesin aklı, fikri parada. Buyurun Cemil Hanım. Merhaba kız. Hoş geldiniz hanımefendi. Size değil kız, Sabri Hoca'ya geldim. Ay aşk olsun kız. Yani sen de benden mi kaçıyorsun, ne anlamadım. Eve gittim, kapı duvar. Hani klip çalışacaktık ay. Çalışırız efendim uygun bir zamanda, merak etmeyin. Buyurun da. Şimdi sizin klibinizin sırası değil efendim. Biz Cenab-ı Bey'i ziyarete geldik. Helva da getirdik. Üstelik önceden randevu da aldık. Böyle damdan düşer gibi gelmedik. Allah canını almasın kız. Beni görünce tuttu gene gıcı. Aslında biz bu kapıyı hep açık bıraksak İbrikçi. Ben geldim. Onu görüyoruz da delikanlı. Niye geldin? Moralim bozuk Cenab-ı Hak. Çok rica ediyorum. Bizlerin de moralini bozma.
Hadi evine git Halis. Burada bak bir şey konuşuyor. Hey millet, duydunuz mu? Amerika Afganistan'ı bombalamaya başladı. Ha, onlar bayatladı. Bir sene eskidir. Cenizciğim dikkat et de çıkarken eşeğe takılma. Yavaş ol. Daha yeni geldin. Hem sen kimin evinden kimi koyuyorsun be? Bak bu doğru. Şengil adamdır ben. Ha? Buradayım kız. Kulüp çalışacağız. Hayır efendim. Çalışmayacaksınız. Halil teyze de burada. Ay. Ne tatlı. Git başımdan. Bak babana öyle sapık sapık. Evladım uzak dur. Bir de seninle uğraşmayalım şimdi. Kız çocuğun bir şey yaptığı yok ki. Siz de taktınız ha. Hadi hadi. Yandım yandım. Katilime. Hadi Halis. Annen seni çağır. Hadi hadi. Ben de kulüp çalışacağım. Bana ne? Biranız var mı biranız? Celil'cim rica edeyim. Hiç olmazsa sen biraz. Benim adım Cemil. Kimse beni sepet diyemez. Hem biramızı içeriz hem çalışırız. O klipte ben de oynuyorum. Cemil! Ah eyvah Cemil. Hah şimdi o seni oynatmasını bilir. Nerede o Allah'ın cezası? Burada senin teyze bak saklanıyor. Sen kendi işine bak. Müzefirlik yapma. Cemil buraya gel dedim. Bak çok fena yapacağım. Afganlar teslim bayrağını çekti senin. Sakin olun efendim. Buraya biz bir şey konuşmaya geldik. Gidin efendim, önce biz geldik. Helva da getirdik. Görüyorsun değil mi şu manzarayı ilginç? Beğendin mi yaptığını?